Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Merç. Bugün sizin de bir de Türkiye Plus modunda geri gelecek olan Selçuk'la yolunu alıyoruz. Böyle ayarlarımızı yaptım, oyuna başladım. Bu sefer ayarımı ben başlatmıyorum. Ses biraz fazla geliyor. Böyle indirelim. Ayarımı ben de başlatmama nedenim, geçen sefer de olduğu gibi sıkıntılar çıkmasını önlemek için. Bu sizde olan versiyon değildir. Bizden nasıl desem, developer versiyonu arkadaşlar bu. Size daha gelmedi. DLC'den sonra gelecek olan versiyon. Yeni yollar ön çerçeve ve bunlardan bir tanesi Selçuklu. Selçuklu'nun en sonunda portesi yapıldı. Yapıldığı için de video çekip oynamak istedim. Selçuklu yolu gitmek için arkadaşlar savaş çıkarmamız gerekiyor. Biz Osmanlı yolu gibi düşünün ama birazcık daha farklı. Daha debufflı başladığınız bir yol. Sesleri falan ayarlamaya çalışıyorum da. Böyle kıssak, şunu arttırsak. Böyle iyidir herhalde. Klasik başlangıcımızı yapalım. Buradan bu, buradan bu. Direkt ilk savaşı çıkartmayacağım tabii ki. Başta Türk reformlarını yapacağız tahmin ettiğiniz üzere. Yeni gelecek DLC'de arkadaşlar. State'leri entegre etme sürecimiz biraz sürecek. Ve yeni state'ler de ekleyeceğiz. Azıcık daha hem misak-ı milli sınırların daha doğru olması için hem de Azerbaycan falan tek parça olması sinirimizi bozuyor. Onları ayarlayacağız. Oyunu başlatalım. Sıkıntı görmüyorum. Yeni ekstra mod ekledim. Bunu bir önceki bölümde de görmüşsünüzdür. Ama orada çalışmıyordu. Artık burada çalışacak. Şöyle askerlerimizi koyalım. Nereden aktive ettiğimizi unuttum ama. Buradan. Gördüğünüz gibi burada EU4'te olduğu gibi National ID'si var. PP karşılığı ekstra bonuslar alabileceğiniz bir yer. Normalde bu modu kullanmayı seviyordum. Update olduğunu gördüm ve biraz daha kullanayım dedim yani. Aktivite videolardan siz de görmüş olursunuz bunu. E4'teki ID sistemiyle tamamen aynı olarak çalışmakta. Farklı ülkelerin farklı buff'ları da olabiliyor. No settlements. Nothing changed. Hayatlara geri düştüm. Buradan Integrate İşbank. Buradan Silent Workers. Bu yeni Advisor ID'ların kostunu düşürüyor. Herkede bir tane var. Buradan hemen depresyonu kaldıracağız. Depresyonu gördüğünüz gibi ikon değişti. Daha hoş bir ikon oldu. Şurada arkadaşlar yeni yol var. Onu şimdilik fazla sığdırmayayım size. Yakına gelecek. Şu anda ikonları tam değil. Bir de iki tane fokusu mu ne eksik. Oo, manyet savaşa gitti. Hiç. Buradan hemen. Şu Captain of Industry. The Particle Mobilization'a geçelim hemen. Geçebiliriz de teyzem buff'ımız yok. Buradan Ayaşaş'a gideceğiz. 6 oktan sonra gidip şu kururuz Anadolu Ajansı'yı. Ondan sonra da Afrika formuna gideceğiz. Electronic Engineering tamam. Mechanical Computing. Ajanlığımızı hemen açalım. Ve aklıma gelmişken tankla değil süvari tümeniyle tutalım. Tamam da ajansı açılsın. Selçuklu yolunu birazcık göstermek gerekirse arkadaşlar. Selçuklu yolu başlangıçta fena bir debuff yiyorsunuz. Ondan sonra o debuff'u kaldırıp geleceğine karar verdikten sonra etrafı salça olmalı. Tarihte Selçuklu soyundan gelen pek bir kişi bulunamadı. Araştırmaları yaptık ama yoktu. Onun yerine biz de Selçuklu'nun devamı olarak kabul edilen yerlere baktık. İşte en yakın bulabileceğimiz kişi de Ramazanoğulları. Bu yıllarda hala Ramazanoğulların varisleri durmakta. Biz de onu alıp onu oyuna koyduk. Portresini yaptırdık. Yapması biraz uzun sürdü. Abi merkezi okul dönemi falan. İnsanlar pek zaman ayıramıyor. Hatta veriyorum. Aristo slotu alıp hemen şunu kaldırmaya gideceğiz. Evet,
Şeyi kimle alacağız? Savaş mı adamız birbirimizle alalım sanırım. Amerika. Savaş mı adamız büyük ya. Savaşmayacağımız ya da. Almanya savaşı gerçekleşiyor. Ajan geldi. Hemen onu da koyalım. Daha fazla PP. Buradan seni alalım. Bunu yaptık. Hemen top tarafına gidelim. Bir de Allah Allah. Şu an fark ettim. Tahsin yazıcı yok. İlginç. Harbiden yok. Buna bir bakacağım. Bölüm aralarında. Abimizin ayağı kaydı galiba. Neden yok bilmiyorum. Daha fazla arm experience. Sanayiciler. Klasik taktik videosu zaten. Komple de dev sponsor sonra da utilize for gain. Capital gideceğiz. İçimizdeki isyanlara falan hiç ellemiyoruz. Gerek yok. Bakalım dünyada ne olacak? Sovyetlerde herhangi bir iç savaş gözükmüyor şimdilik. Fabrika dikelim. Fransa düz gözüküyor. İngiltere düz gözüküyor. Polonya'da normal gözüküyor. Sanayiciler tamam. Dep konsül. Japonya. Normal. Çin'de normal gibi. Baya tarihsel bir oyun oynayacağız galiba. Şer. Almanya. Almanya'yı yok olarak. Bunlarda işler nasıl? Oh. Komünist ya da Demokrat Bulgaristan. Pek de ilginç. Buradan İzzettin Çalışkar'ı alalım. Çalışar'ı alalım. Almanya savaşı bitti. Bayağı erken bitti. Polonya Danzig'in üstüne bastı ilginç. Buradan hemen şey kaldıralım. Aha bunu kaldıramıyorum. PP yetmiyor. Neyse. Burada o kadar kötü değil. Artık o da yok. Evet. Buradan birisi zaten biliyorsunuz Ziraat Bankası. Başlangıçın en iyisi. Radyo araştırıyoruz. Top araştıralım. Kapitalda yatırımını yaptık. Burada. Bunu da yapmayı unuttuk. Yatırıkları yapın. Oyunun hızlanır. Gördüğünüz gibi. Yeni update'de de kötü bilgisayar olanlar için güzel haber vereyim. Optimizasyonu geliştirdiklerini söylüyor yapımcılar. Bakalım. İnşallah optimizasyon çok daha iyi olur. Radyo aldık. Şuradan şunu alalım. Şimdi seni alacağım. 3.2 çok iyi bu arada ya. Onu almanın nedeni birazcık daha şeye yönelmek istiyorum askeriye. Ondan sonra bir hava okulu gidelim hatta. Da hava okuluna gerek yok çünkü Kemalistler bizde kalmayacaktı. Düz Legacy of Great var. Burada bazı geliştirmeler yaptık arkadaşlar. Mesela şöyle göstermek gerekirse. Bunu birkaç kişi önermişti. Ekledik. Bu savaşın etkileri de gitti. Hediyelerimiz geldi artık. Hediye seçebiliyoruz. Ekonomik hediyeden başlayalım. Şuna gidelim. Buradan militer teorist alalım.
Idealar arkadaşlar 50 PP karşılığı alabileceğimiz bufflar. Ayrı bir slot varımız var. Her idealımızda buradaki slot biraz artık ekstra buff sağlıyor. Ve birkaç tane ayrı idea'yı kombinlerseniz burada ekstradan poliçeler ortaya çıkıyor. Yani detaylı mod. E4 sistemin aynısı. Çok güzel şöyle geçirmişler. İstanbul'da fabrikadaki devam. Şu anda PP alacak yerim yok değil mi zaten? %10 faktura o mis. Buna gittikten sonra da Atatürk reformlara devam edelim. Petrol ofisini en sona bırakalım. Ergene bakır madenleri. Top araştıralım. Şunları küçültebilirim. Şu anda kullanmıyorum zaten. Almanya'dan bir yatırım isteyebiliriz. Fena da fikir değil. Art on construction speed. Bunu sadece biz değil bu arada. AI'lar da kullanıyor idea'ları. Onu da şöyle görebiliriz diye hatırlıyorum. Kullanan herhangi bir şey varsa şurada gözüküyordu. Ah burada. Bir tane mesela ekonomik idea gitmiş buna. Kendisinin özel bakı olduğu için ekstra şeyleri var. Çoğu ülkenin farklı farklı idea çeşitleri var. Mesela Almanlarda şurada göreceğiniz üzere buna geldiğimde Imperial German Traditions diyor. Core Attack ve Core Defense. Naşit savaş çıktı. 37 yılına girdik bir de. Şunu alalım. Şunu alalım. Fabrika İzmir'e dikelim. Bir de buradan Superior Firepower Doctrine. Hadi fabrika dikebilirim. Bir de şuraya dikeyim. Başka ne yapacaktım? Buradan bunu aldım. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kısa videolardan bir tanesiydi bu. Stop videolardan bir tanesiydi bu. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yorum sanatçı yorumların hepsini okuyorum. Video arkası da paylaşın. Kanalımı büyütmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.